Enfeksiyona karşı kullanılan anti-enfektif ilaçlar grubunda yer alan Zimax, 200 ve 400 mg'lık, 5 veya 10 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Zimax nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç, vücuttaki bakterilerle savaşarak zatürre, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, bronşit, farenjit, sinüzit, bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı gibi solunum yolu enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi edici bir antibiyotiktir. Zimax film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. İlacı tercihen yemeklerle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Doktorunuz tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe Zimax günde bir tablet olarak alınır. Arzu edildiğinde günlük toplam doz iki eşit parçada kullanılabilir. Zimax'ın minimum kullanım süresi 7 gündür. Ancak doktor tarafından kullanılması önerilen süreye önem verilmelidir. Aksi takdirde enfeksiyonun vücuttan tam anlamıyla atılabilmesi mümkün olmayacaktır. Zimax kullanımından 2-3 gün içerisinde etkisini göstermeye başlayacaktır. Zimax'ı kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Bu ilaç, soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin yol açtığı enfeksiyonları tedavi etmeyecektir. Bu ilacın kullanımı ishale sebep olabilir ve bu durum yeni bir enfeksiyonun başlangıç işareti olabilir. İlacın kullanımı sırasında aşırı sulu ve kanlı ishaleniz varsa, ishali durdurmak için başka bir ilaç kullanmayınız. Derhal doktorunuza başvurunuz. Bu ilacı kullanırken kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun önerdiği sürece kullanmanız gerekmektedir. Bu ilacın kullanımından 1 saat öncesi ve sonrası herhangi bir antiasit kullanmayınız. Çünkü antiasitler vücutta bu ilacın emilimini zorlaştırabilir. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmamalısınız. İlaç anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Zimax'ın kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır. Midede dolgunluk, bulantı, kusma, gaz ve iştahsızlık çok yaygın görülen yan etkilerdir. Kanlı veya sulu ishal, kırmızı cilt döküntüsü ve ciltte soyulma gibi yan etkilerden herhangi biri görülürse derhal doktorunuza başvurunuz. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.